ama topladıkları paraları Bitcoin'e yatırıyor sevgili izleyenler. Daha sonra AKP'den MHP'ye geçen belediye yeni MHP'li başkanın istemi ve talebi üzerine Sayıştay denetimi isteniyor. Bir baş yapıt yükseliyor. AKP'li Gümüşhane Belediyesi yurttaşa lüks yaşam evleri projesi vaat etmişti. 729 konut ve 112 iş yeri yapılacaktı. Birçok arsa sahibiyle anlaşma yapıldı, paralar toplandı. Geçtiğimiz yıl o paraların AKP'li başkan Ercan Çimen döneminde kripto para borsasına yatırıldığı iddia edilmişti. Toplu konutlarsa yapılmadı. 31 Mart yerel seçimlerinde %42 oy alarak belediye başkanı seçilen MHP'li Vedat Soner Başer iddialarla ilgili Sayıştay denetimi istedi. 31 Mart 2024 seçimlerinden sonra Gümüşhane Belediyesi olarak maliye açıdan gerekli incelemelerin yapılabilmesi için Sayıştay denetçisi tarafından hesaplarımızın incelenmesi hususunu bilgilerinize arz ederim. Belediye şirketlerinden Gümsaş'ın yöneticisinin paraları kripto para borsasına yatırdığı iddialarının araştırılması için Gümüşhane Valiliği'ne yazı gönderdi. AKP'li belediye konut projesi kapsamında tarihi Morduk Camii'ni de yerine daha büyüğünü yapacağız diyerek yıktı. Ancak yeni cami projesi hayata geçirilmedi. Yine milyonluk isim, yine AKP'li bir isim sevgili izleyenler. Yerel seçimlerde AKP'den Osmaniye içi Belediye Başkan aday adayı olan Mehmet Alaca'nın şirketine milyonluk ihale verilmiş. Ayrıntılara bakalım. Yeni Bahçe Hükümet Konağı için Osmaniye Valiliği ile Mehmet Alaçan'ın şirketi arasında imzalanan ihalenin bedeli 122 milyon 400 bin